Hobimle Mutluyum Lezzet Okulu'ndan merhaba. Ben eğitmen şef Serkan Kılıç. Bugün sizlerle birlikte Akdeniz usulü hindi salatası yapacağım. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Sosumuz için 2 yemek kaşığı limon suyu, 4 yemek kaşığı balzamik sirkesi ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı da nar ekşisi ve salatamızı yapmak için de 1 adet dolmalık sarı biber, 1 adet kırmızı biber, bir adet salatalık, yarım adet havuç ve orta boy göbek. 150 gram haşlanmış hindi göğsü ve bir adet portakal. Öncelikle göbeğimizin iyice dış kısmını alarak ve bıçak vurmadan elimizle ufak parçacıklar haline getiriyoruz. Bıçak vurduğumuz zaman çok çabuk kararabilir. Bu nedenle en iyisi elimizle parçalamak. Ve diğer mayonez tenceremizi aldım. Elimizle parçaladığımız göbeklerimizi mayonez tenceremize ilave ettim. Ve sonra kırmızı biberimizi doğruyoruz. Ortadan ikiye bölerek çekirdek kısmını bıçağın yatay bir şekilde. Çünkü çekirdek kısmını almadığımız zaman salatamız acı olabilir. Ve ortadan ikiye böldükten sonra jülyen uzun şeritler halinde bıçak sırtı kalınlığında biberlerimizi doğruyoruz. Evet, biberlerimiz de tamam. Onları da göbeğimize ilave ediyorum. Ve diğer sarı biberimize geçtik. Yine aynı şekil ortadan ikiye bölerek içindeki çekirdek kısmını bıçak yardımıyla, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bıçak elimize kayabilir. Yine aynı şekil jülyen yaparak çok güzel renkli biberlerden çok güzel noodle yapılır. Çok lezzetli ve çok güzel salata. Salatanın içerisine biberlerimizi de koyuyorum. Ve salatalığımızı dış kabuk etli kısmını, çekirdekli kısmını kullanmayacak şekilde uzun şeritler halinde kesiyoruz. Tabii ki çekirdek kısmını da kullanabiliriz. Ama salatalarımızın içerisinde sulandığı için pek hoşumuza gitmeyebilir. Bu nedenle alalım. Salatalığımızı da jülyen doğruyorum. Çok lezzetli bir salata olacak. Özellikle sosu. Evet. Salatalığımızı da doğradık. Ve hindinin vazgeçilmez tatlandırıcılarından biri portakal. Portakalın şu kabuk kısmını bıçak yardımıyla iyice beyaz kısmı kalmayacak şekilde. Çünkü beyaz kısmı kaldığı zaman acı olabilir. Ve avuç içinde tutarak çok dikkatli
bıçağımızla çapraz yaparak portakalımızın iç kısmını çıkarıyoruz. Ve salatalara çok yakışır. Mandalina olabilir. Tane nar olabilir. Bunları da kullanabiliriz. Evet. Çıkardıktan sonra onları da salatamıza ilave ediyorum. Havucu doğramayıp soyacakla ince şeritler halinde süs yapmak için dış kısmına iyice tamamı. Evet. Havucumuzu da kenara alıyorum. Şimdi sıra geldi sosumuza. Öncelikle zeytinyağımızı ilave ediyorum. Bazemi sirke, limon suyu ve nar eşkisi. Tabi dilerseniz azıcık tuz, karabiber atabilirsiniz. Ama tabii ki salatamıza gerek yok şu an. Blender yardımıyla koyduğumuz bütün malzemeleri özdeştiriyoruz. Sosumuzu yaptıktan sonra hindilerimizi doğrayalım. Hindilerimizi de uzun şerit halinde jülyen tabir ettiğimiz şekilde doğruyorum. Hindilerimizi haşlarken tabi biraz daha lezzetli olması için içerisine sarımsak, soğan, biraz da pırasa atabiliriz. Ve biraz tane karabiber olabilir. Evet, hindilerimizi de doğradım. Ve şimdi yaptığımız sosu salatamızın üzerine döküyorum. Ve çok fazla sıkmadan parmak uçlarıyla salatamıza sosumuzu yediriyorum. Eldiven kullanmıyorum genellikle mutfakta çalıştığım zaman. Çünkü daha lezzetli. Ve yaptığım yemekleri hissetmek, sevgimi katmak için bu nedenle eldiven kullanmıyorum. Evet, hindilerimizi de eşit bir şekilde dağıtarak salatamızın üzerine yeni yıla hindiyle girelim dedim. O nedenle hindiyi tercih ettim. Sıra geldi havuçlarımıza. Evet, salatamız hazır. Afiyet olsun.